Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Detaylara geçmeden her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu 8+6 yabancı sınırlaması kararından sonra biliyorsunuz Trabzonspor gibi birçok takımın Türkiye'deki yerli oyunculara yöneldiğini sizlere söylemiştik. İşte daha önce biliyorsunuz Bursasporlu Emirhan, Batuhan Kör, bunun dışında Enis Destan gibi oyuncuların için istenen bonservis bedellerinin rakamlarını sizlere açıkladık ve yüksek olduğunu söylemiştik. Bu şartlarda bu transferlerin biraz olası açısından zor olduğunu sizlere söylemiştik. Ve bugün yine Trabzonspor'un gündeminde olan kanat oyuncusu Gökdeniz Bayraktar konusunda da resmi açıklama yapıldı. Oyuncunun bonservis fiyatı belirlendi. Trabzonspor'un gibi İstanbul'dan farklı kulüplerin de istediği Antalyasporlu Gökdeniz Bayraktar için Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin oyuncunun bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. Hatta Aziz Çetin şunu da söylüyor. Bazı sosyal medyada benim adıma Trabzonspor'a 1,5 milyon euro, İstanbul takımlarına 3 milyon euro gibi ifadeler kullanılıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Gökdeniz Bayraktar'ı isteyen takım varsa oyuncu için belirlediğimiz bonservis bedeli 5 milyon eurodur dedi. Gerçekten çok yüksek bir rakam. Yani Trabzonspor Gökdeniz'e o parayı vereceğine Cornelius'u alırdı herhalde, öyle tahmin ediyorum. Niye almadı? Cornelius için de istenen rakamın fazla olması sebebiyle. Belki Gökdeniz'den Trabzonspor almış olsa bile belki yıllar sonra 3-5 yıl sonra çok daha fazlasını kazanabilir oyuncuyu satacağı noktada, ama bugün genç bir oyuncuya 5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli vermek çok ciddi anlamda söyleyeyim, çok akılcı bir transfer politikası olarak görmüyorum. Bu rakamlar gerçeği yansıtır mı derseniz, hani o rakamlara Türkiye Ligi'nden hiçbir takımın Gökdeniz için 5 milyon euro vereceğini açık ve net söyleyeyim, düşünmüyorum. Bu rakamlar belki bugün telaffuz edilebilir ama transfer döneminin sona ermesine yaklaştıkça bu rakamların daha aşağı seviyelere ineceğini çok açık ve net bir şekilde göreceğiz. Hani biz videolarımızın başında hep söylüyoruz ya, birçok videomuzda bunu dile getirdik. Trabzonspor yerli oyunculara yöneldi. Diğer İstanbul takımları da yerli oyuncu transfer etmek istiyor. Ve belli başlı oyuncular sevilmiş. Belli başlı oyuncular etrafında dönüyor transfer politikası. O nedenle bir oyuncuya birkaç kulüp talip olunca işte böyle Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'in yaptığı gibi bol keseden bir transfer bonservisi oyuncunuza koyabilirsiniz. Dediğimiz gibi bunlar yani konuşulacak rakamlar değil. Bana göre çok ciddi anlamda uçmuş Antalyaspor Başkanı. Dediğimiz gibi belki zaman süreç ilerledikçe bu rakamlar aşağı iner ama 5 milyon euroya İstanbul'dan hiçbir takımın Gökdeniz Bayraktar'ı transfer edeceğini düşünmediğimi söyleyelim. Geçelim Giannini konusuna. Giannini ile ilgili olarak biliyorsunuz biz de çok konuştuk, çok dillendirdik. Oyuncuya özellikle Arabistan'dan çok ciddi tekliflerin geleceğini, menajerler ve sportif direktörlerle birlikte oyuncunun bonservis bedelinin sıkça Trabzonspor'a sorulduğunu ama resmi bir teklif gelmediğini söylemiştik. Ancak oyuncunun menajeri sosyal medya hesabından Pedro Cardiero, kendi sosyal medya hesabından oyuncunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımına transfer olacağını iddia etti. Takımın logosuyla birlikte formasını da oyuncusu Giannini'ye giydirdi ve sosyal medya hesabından bunu yayınladı. Bu ne anlama geliyor? Biz Giannini ile ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki takımla prensiple anlaştık. Çünkü ortada bir şey olmasa hiçbir menajer tutup futbolcusunu kendi sosyal medya hesabından bir başka takım forması giydirerek ya da o takımın logosuyla birlikte bir paylaşım içerisine girmez. Bu şu anlama geliyor, bu iş bitmek üzere gibi. Ancak işin diğer tarafı, yani Trabzonspor Kulübü'ne sorduğumuz zaman da henüz gelen bir resmi teklif yok. Ama gelmeyecek anlamı taşımıyor. Bu paylaşım bana göre menajerin kulüple yaptığı görüşmede oyuncusu için şartları konusunda anlaşmaya vardı. Zaten Trabzonspor'un istemiş olduğu rakamda 3 aşağı 5 yukarı belli olduğu için Trabzonspor'un istediği rakamlara yakın bir bonservis bedeli ödeyeceği için bana göre bu paylaşımını yaptığını düşünüyorum. Oyuncunun menajerinin yaptığı bu paylaşım
Oyuncu ile ilgili bir sorun yok. Trabzonspor cephesine rakam iletilecek. Trabzonspor'da okey derse oyuncu, yani Canini gelecek yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde futbol yaşantısını sürdürecek gibi. Ama dediğim gibi rakam ne? Rakamla ilgili bir telaffuz yok ama 5 milyon euro ve üzeri bir rakama Trabzonspor bu oyuncuyu satabileceğini zaten menajerine söylemişti. Muhtemelen yapılan görüşmelerde en fazla hem oyuncuya hem de Trabzonspor'a bonservis bedeli ödeyecek olan takım Şarjoa takımı olduğu için bu takımla ilgili olarak böyle bir paylaşım yaptığını düşünüyorum. Oyuncunun menajeri Pedro Cardiero. Evet, geçelim forvet mevkiine. Evet, Trabzonspor 15 Temmuz'daki Leipzig'in Sørloth konusunda vereceği kararı bekliyor. Ama olası bir olumsuzluk, oyuncunun Trabzon'a gelmeye sıcak bakmaması ya da Leipzig takımının biz Sørloth'la devam ediyoruz, bu yılda kendisine şans vereceğiz demesini de yaşayabileceğini düşünerek farklı bir metot. Daha önce de bu ismi sizlere duyurduk. Bu kez İspanyol basını bu oyuncuyu yazdı. Biliyorsunuz Trabzonspor'un daha önce Milan Markovic ile ilgilendiğini, Sırp oyuncu ile ilgilendiğini sizlere söylemiştik. Radnik takımının formasını giyiyor. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi var. Sırp oyuncu geçen yıl 38 maçta 25 gol attı, 8 asistle oynadı. Piyasa değeri Transfermarkt'ta 1,5 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Ve bakıldığı zaman ortalama olarak maç başına düşen sayı olarak 38 maçta 25 gol, 8 asist bana göre iyi bir rakam. Ama hani çok üst düzey bir lig mi noktasında. Tabii oyuncunun özelliklerine de biraz bakmak lazım. Aslında Abdullah Avcı'nın istediği, yani hem Cornelius hem Sørloth'ta olan bir takım özelliklerinin olduğu için zaten Milan Markovic'te Trabzonspor'un bir anlamda yedek transfer listesinde bulundurduğu isim. Ama öncelik dediğimiz gibi Sørloth. Sørloth'tan gelecek cevap bekleniyor Almanya'dan 15 Temmuz'da. Olası bir olumsuzluk haberi gelmesi halinde Trabzonspor Milan Markovic konusunu yeniden gündemine alacak. Bu da İspanyol basınının bir iddiasıydı. Bu arada Trabzonspor'un kadrosunda bulunan bazı oyuncuların alacakları, biliyorsunuz, diğer takımdaki oyuncularla kıyaslandığı zaman biraz uçurum vardı. Geçen yıl biliyorsunuz oyuncunun menajerinin ifadeleri de yer aldı. Çünkü Edgar 750 bin euroya oynuyor. Yanındaki Vitor Hugo 1.3 milyon, neredeyse 2 katıydı. Ve Edgar'la da sözleşme uzatıp alacağı ücrette bir iyileştirme yapılacak. Muhtemelen bu rakamda 750 bin eurodan 1 milyon euroya çıkması bekleniyor. Diğer bir oyuncu, biliyorsunuz Trabzonspor'un altyapısından yetişen Serkan Asan'la da ilgili olarak hem sözleşme uzatıp hem de alacağı ücrette biraz artış, biraz iyileştirme yapmayı düşünüyor Trabzonspor yönetim kurulu. Uğurcan Çakır'la ilgili detaylara geçelim. Daha önce de söyledik, biliyorsunuz birçok kulübün transfer listesinde olan bir isim. Trabzonspor kesin kalın çizgiyle altını çizdi. 20 milyon euronun altında bu oyuncuyu asla ve asla satmayı düşünmüyoruz dedi. Birçok kulüpten direkt olarak olmasa da menajerler, sportif direktörü üzerinde, ki daha önce biliyorsunuz Başkan Ahmet Ağoğlu'nun ifadesi olduğunu söylemiştik, 20'ye yakın teklif var. Bunlar kim? Monaco, Tottenham, ki en ciddi bana göre bunlar Lille, Leipzig, Dortmund, West Bromwich, Liverpool, yani bunun gibi birçok, Rennes gibi Fransa kulüpleri de var. Birçok kulübün gündeminde olan bir oyuncuydu. Milli takımdaki performansına baktığımız zaman onun dezavantajı şuydu. Kötü bir milli takımla Avrupa Şampiyonası'na gitti. Savunma çok kötüydü. Genelde savunma oyuncuları aldıkları topu sıkışınca hep kaleci Uğurcan'a gönderdiler. Ve baktığınız zaman bir orta sahadaki oyuncudan daha fazla topla buluşan bir isim. Evet, 8 gol yedi turnuvada ama yaptığı kurtarışlarla turnuvada en fazla kurtarış yapan oyuncu olarak, kaleci olarak birinci sırada yer aldı Uğurcan Çakır. İstanbul medyası her ne kadar Fenerbahçe kalecisi Altay'la kıyaslayıp oyuncuyu karalamaya da gitseler, Uğurcan Çakır'ın kalitesi, kumaşı ortada. Avrupa Şampiyonası ona bonservis noktasında bir indirim mi getirecek? Asla. Belki de üzerine koyacağını düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi 20 milyon euronun altında bir teklif beklemiyor. Monaco'nun ikinci bir teklifinin gelmek üzere olduğu konuşuluyor. Daha önce 12 milyon euro artı Onyekuru'ydu. Onyekuru için biliyorsunuz Trabzonspor sol kanadımızda bizim oyuncu talebimiz yok. Orada zaten yeterli düzeyde oyuncumuz var.
12 milyon euro da az demişti. Şimdi 15 milyon euro bir teklifle geleceği ifade ediliyor. Tabii piyasada baktığın zaman hani geçmişteki gibi değil, pandemi süreci birçok kulübe çok ciddi anlamda ekonomilerine sekte vurdu. Çok aşikar durumda. 15 milyon euro artı yeniden bir oyuncu noktası. Daha önce söylemiştik, Trabzonspor'un bir sol bek, Monaco'nun sol beki ve iki tane de orta sahadan isim belirlediğini söylemiştik. Ve Monaco'nun teklifi geldiği zaman Trabzonspor eğer rakam Trabzonspor'u tatmin eder bir noktadaysa hem orta saha hem de sol bek mevki için Trabzonspor'un belirlediği isimleri Monaco'dan isteyecek. Eğer Fransız kulübü de bu Trabzonspor'un isteyeceği oyunculara gönderimine sıcak bakarsa bu transferin olasılığının fazla olduğunu söyleyelim. Ama daha önce de söyledik, Tottenham kulübü önümüzdeki günlerde Trabzonspor'la pazarlık masasına oturmak için Türkiye'ye gelmeye hazırlandığını sizlere daha önce de söylemiştik. Şu bir gerçek, Trabzonspor'da Uğurcan Çakır Avrupa forması giyecekse, ki giyme olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyelim, bu rakam asla ve asla 20 milyon euronun altında olmayacak. 20 milyon euronun altında şöyle olabilir, hani biraz önce söyledik ya, takas olabilir. 3-4 belki de 5 milyon euro bonservis bedeli olan kaliteli bir isim alınırsa, Monaco olur, başka takımlarla takas olabilir bu. O şekilde bir oyuncu alınıp artı 15 milyon, 16-17 milyon euro civarında bir teklif gelirse belki yönetim sıcak bakabilir. Ama öncelik 20 milyon euronun altında bu oyuncuyu asla ve asla satmamayı planlıyor Trabzonspor. Evet, 28 Haziran'da Trabzonspor topbaşı yapacak. Pazar günü muhtemelen Trabzonspor'un yeni transferi Koyta'da Trabzon'a gelecek. Sağlık kontrolünden geçecek. Ardından Trabzonspor'la resmi mukavele imzalayacak Trabzonspor'un 4. oyuncusu. Transferde biraz frene bastırıldığını söylemiştik. Yabancı oyuncular gündemde var ama Trabzonspor bir taraftan da alternatif olarak yerli oyunculara yöneldiğini sizlere söylemiştik. Ama rakamlar hani bugün pat hemen gidip alınabilecek rakamlar değil. Ve Trabzonspor o nedenle çok aceleci davranmıyor. Çünkü istediğiniz oyuncular hem sizinle pazarlık yapılıyor, hem Beşiktaş'la, hem Galatasaray'la, hem de Fenerbahçe'yle aynı oyuncular üzerinde pazarlık yapılıyor. Biraz süreç ilerlediği zaman belki İstanbul takımları bazı farklı oyuncuları transfer edeceği zaman o oyuncular biraz boşta kalacak. Talepleri biraz azalacağı için talepleri daha az rakamlara başkanların inebileceğini düşünerek çok fazla da Trabzonspor aceleci davranmıyor. Zaten kadro yapısı olarak baktığımız zaman bir santrafor, bir sol bek, alternatif olarak belki kanat oyuncusu, orta saha oyuncusu, stoper olarak alınabilir ama Atakan'la birlikte Ahmetcan Kaplan'ın da performansları önemli. Bu iki oyuncudan bir tanesi en azından sivridir. Abdullah Avcı'nın gözüne girerse Hüseyin Türkmen'le birlikte Edgar ve Vitor Hugo'nun arkasında bekleyecek yedek iki stoper olarak takımda kalabilirler. Bu da dediğimiz gibi oyuncuların göstereceği kamptaki performansa bağlı diye düşünüyorum. Evet, Trabzonspor tabii bir taraftan oyuncu transfer yapacak. Bir taraftan da eldeki mevcut oyuncularını satacak. Videonun başında söylediğimiz gibi Giannini konusunda menajerinin yapmış olduğu paylaşım bu transferin bitme aşamasına geldiğini gösteriyor. Ama kulübe henüz bilgi ulaşmadı. Muhtemelen bugün yarın o bilgi ulaşır Trabzonspor'a. Geriye Ekuban kalıyor. Hani çok ısrarcı mı Trabzonspor gitmesi için, yok. Ama o bölgedeki yığılmadan dolayı ve oyuncunun da yer yer ayrılma isteğini dile getirmesi. Menajerin de biliyorsunuz İtalya ve İngiltere'de kulüp bakmaya gitmişti. Aslında çok kulüp yazıldı. Sampdoria, Fiorentina, Torino gibi birçok takım, İtalyan takımı ile ismi anıldı. Ama kulübe gelen resmi bir teklif yok. Ama dediğimiz gibi süreçte var. Transfer döneminin daha yeni başladı. Bitmesine uzun da bir süreç var. Bu dönem içerisinde çok şey olur. Bazen transferde 24 saat bile çok uzun zamandır. O nedenle bekleyip görmekte fayda var diyelim. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşça kalın.